Musa abi. Abi müsaade edersen Yelda ile bir dans etsem. Eyvallah. Abi ben de Serdar'la dans edeyim mi? Elda, dans edelim mi? Dans için izin aldım. Daha konuşamadım. Bekliyorum. Biraz daha havasını bulsun da. Dans edelim mi? Ne oldu Musa? Biz de dans etsek mi? Ben de nerede acaba beni dansa kaldıracak centilmen diyordum. Hadi. Yahya! Saçmalama! Sen hiç kıpırdama lan zengin züppesi! Benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Yetmedi mi lan bana eziyet çektirdiğiniz? İsmet gibi mahallemde nişan yaptırır mıyım lan? Arkadaşım bak, sen o silahı indir. Onu indir, tamam mı? Senin arkadaşına! Tayfur, siz de gelin karakola ifade vermeye. Hep beraber çullandılar dedim. Musa tek başına dövdü dersem onu da alırlar içeri. Şu Umut'un önüne atlayan adam ne iş? Delikanlı adammış. Ozan'ın arkadaşı işte, ne iş olacak? Sen neredeydin baba? Ben? Ha. Ben arkadan dolanıyordum. Üstüne tam atlayacaktım, bastı tetiğe. Yiğit, Tayfun siz Zeliha anneleri eve bırakın, tamam mı? Sonra karakola gelin. Halledelim şu işi. Herkesi yattı zannetmiştim. Ben de su alıyordum. Bu gece kimse kolay kolay uyuyamayacak gibi görünüyor. Sen iyi misin?
Neresinden tutmaya çalışsam diğer taraftan bozuluyor. Hepsi benim hatam. O ben sardım başınıza. Ben nereden bileyim böyle arsız ayarsız bir... Efendi bir çocuktu o. Şu yaptığına bak. Ya size bir şey olsaydı? Kimseye bir şey olmadı ama. Üzme kendini bu kadar. Çabalıyorsun işte. Bu da başlı başına bir şey. Geldim. Ya ne var, patladı mı be? Allah Allah. Baş sana Musa. Yaktın oğlumun başını, yaktın. Tutukladılar oğlumu. Ya silahla daldı salona be. Az daha biri ölüyordu. Yok bir de bıraksalardı. Utanmıyorsun değil mi Zafer Efendi? Utanmıyorsun da. Karıncayı incitmeyen, oğlumu delirten siz değilsiniz gibi ahkam kesmeye utanmıyorsun. Fatma, bir sakin ol. Gel de sen ol. Senin çocuğun yanmadı. Yansaydı ölecekti Fatma. Kendinize gelin artık. Ya seni kaç kere uyardım, kaç kere. Yapma artık. Bizim üstümüze de bu kadar gelme. Ha benim oğlum kendi kendine gelin güve oldu. Umut mu söz verdi sanki? Allah Allah. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Bir de gelmiş soruyorsunuz. Bir de mahallenin ortasında nişan yapmak ne demek? Nasıl yaparsın Zeliha? Benim oğlumun onuru yok mu? Ya mevzu kapandı gitti dedik. Ne nispeti Allah seversen Fatma? Ya silahla mı basması lazım? Bil ne dediğini, duy ya. O nasıl hesap soracağını bilememiş. Ama ben bilirim. Görürsünüz siz. Hadi lan geçin içeri hadi. Ailece kafayı yemiş bunlar ya. He. Her şeyde sen de bana bak hatun. Bak. Bak bak. Ha, iyi bak. Bak bak. Bittik şu an. Farkındasınız değil mi? Ne biteceğiz ya? Ne biteceğiz? Abi, kadın boşu boşuna parmağını sallamadı böyle. Ev sahibi bunun akrabası değil mi? O da dayanır şimdi kapıya. Merak etmeyin. Bu evde kalacak değiliz. He. Aman at bol keseden at. Bir taşınmak kaç para biliyor musun sen? Ayarlarım ben. Ayarlarım ben. Tabii canım. Efesin ya sen ayarlarsın. Ayarla. Ya. Sıkma canını abi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Ya nasıl sıkmayayım canım Allah aşkına ya. Bir de birine bir şey olsaydı. Ulan, ulan birine bir şey olsaydı var ya. O kendi ellerimle gebertirdim. Ulan eşeklik bende. Ben musallat ettim o başımıza. Ulan mahallemizin adamı dedik. Delikanlı çocuk dedik, efendi çocuk dedik. Ulan bir de yaptığına bak ya. İşte. Ya evlenselerdi? Ha? Ya evlenselerdi? O zaman vicdan azabından kendimi hiç affetmezdim işte. Ulan bir daha mı? Ulan bir daha mı? Tövbe. Neye tövbe abi? Mahalleden birine. Dostunla ye iç, alışveriş yapma diye boşuna dememişler. Doğru bak. Ya canım şimdi yani beş parmağın beşi de bir değil. Beşi de bir abiciğim. Beşi de bir. Ya neyse ya. Zaten sinirlerim tepemde. Dalacak adam arıyorum. Sen ne diyordun? Bir karın ağrın vardı senin. Bir şey diyecektin. Ne diyordun sen? Yok. Ya ben üzüntüden unuttum abi. Ha. Şey diyecektim ya, geçmiş olsun diyecektim. Ya bizim bu emanetle köpeğe çarpmışsın ya. Ne oldu? Arabada bir şey mi var? Aşk olsun abi ya. Şimdi ben onu mu demek istedim? Araba taş gibi sağlam da yani ayrıca olsa ne olur? Araba senin köpeğin olsun ya. Ben duruma üzüldüm. Eyvallah. Var bir musibetlik de işte. Ne?
Ocakta patlak. Ya dur ben şuna bir bakayım ya. İyi para verdiler mi bari kızım? Bana bak. Nereden çıktı bu rol? Ha? Kim ayarladı? TFİ tarihinde başvurmuştun ya abi. Ya oradan bulmuşlar. Ya babacığım şimdilik bir bölüm olduğu için öyle çok fazla bir para vermiyorlar. Ama iki sayfa rolüm var. Ya daha ne olsun? Hem hayali bir proje de değil. Ya işin tuttu tutmadı derdi de yok. Ya marka bir proje. Görünsen yeter. Benim iki sayfa rolüm var. Umut'cum al canım turşuya. Lahanasından da. Hadi bakayım lahanaları. Bana bak. Öyle asabımızı bozacak bir rol değil değil mi? Yani abi sen de ha. Ya muhteşem yüzyıl diyorum ya. Muhteşem yüzyıl. Ay geldi daha. Kostüm çok yakıştı ama bana değil mi? Şahaneydi. Ben gözümü alamadım vallahi. Musa, şu evi bir de ben görseydim oğlum. Sen görmeden tamam der miyim Zeliha anne? Yarın bir ara bakarız beraber olur mu? Dur. Depozito ne istiyor? Bu sefer büyük oda bizim o. Evet ya, sağmıyoruz biz burada. Ben de o istiyorum yalnız. Yalı tutalım anasını satayım. Ya sanki para var da. Annem artık hadi otursan çok yoruldum. Tamam bırak hadi. Ay Selda. Vallahi şansına tam yerleştiğimiz güne denk geldi. Yoksa izleyemiyorduk senin bölümü. Vallahi ben bir tek televizyonu bağlar. Yerde oturur yine izlerdim. Birden hayatımızda her şey yenilendi. Yepyeni başlangıçlar. Yeni bir ev. Senin yeni işin, senin nişan, hepsi hayırlı uğurlu olsun çocuklar. O çer çöp ne varsa hepsini eski evde bırakalım. Burada güçlü bir aile olarak yeniden yaşamaya başlayalım. Tabii bu arada babayı dinleyerek. Heyecandan babacığım, heyecandan. Bugün ailecek heyecanlıyız ya. Yoksa dinliyoruz seni. Niye dinlemeyelim? Evet, bilgi kazandırmaya devam ediyor. Tuğçe Maden ikinci kez yarışıyor. Toplamda annem ya. 99... Bugün ne kadar yorulduk bak. Gözlerini dinlendirsene biraz. Aa, bu beni dinlendiriyor yavrum. Hayırlısıyla şunları evinde bir görseydi. Aman biliyorum zenginler böyle şeyler kullanmıyor da. Ben hevesimi alayım da. Aman o kullanmazsa ben kullanırım Zeliş'im. Bayıldım vallahi tam benlik. Şşt bak sulanma. Halim sana da yaparım. Yatak örtüsü bile örerim vallahi. Ay inşallah. Hadi gene iyisin. Baba zapt et durma ya. Hah. Başlamadım hala. Başladı abla başladı. Ay çıktı mı çıktı mı? Yok yok daha değil. Hadi hadi alın. Aa, ben yiyeceğim valla. Ya bir kıpraşmayın ya sonra yersiniz. Hani bu bölüm değil miydi? Aa. Mısır yerken kaçırdık mı acaba? Koşuyor musun ya? Acaba çok hızlı koştuğunda kaydedemedi mi kamera? İnternetten bak bir. Ya şimdi göstermeyecekleri şeyi niye çekiyorlar ki? Boşuna masraf ya. Tabii. Aa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Onlar ne? Ulan ya ne kadar sakarsın ya. O teberi işte ne olacak?
Hayırdır, erkencisin bugün. Çok müşteri yoktu. Dükkanı Yiğit'e sattım. Maşallah marketi kaldırmışsın. Pastırma aldın mı? Bu sıralar canım çok çekiyor da. Sucuk aldım. Yok mu kızlar? Gelmedi mi daha? Hanenin nöbeti varmış bugün. Umut? O da nişanlısıyla kutlamaya gitti. Malum doğum günü diyeceğim de... malum olacak insan lazım. Lafı soktu yine. Tabii canım, bu doğum günü dediğin ne ki? Gavur icadı. Onunla kutlayacak, benle mi kutlayacak? Yok bir şey. Ben bugün eve erken geldim de biraz. Baktım yoksun. Yani eğer geç geleceksen ben gelip alayım. Yalnız dönme. Ne zaman çıkarım belli değil. Daha bir müşteriyi bekliyorum. Gelirim ama ben. Dolmuşa bırakır beni arkadaşlar. Çok geç olursa belki ararım duraktan, alırsın beni. Tamam. Evdeyim ben. Ama bak, çekinme, ara, tamam mı? Ay canım, neden çekineceğim? Hadi öptüm, kapatıyorum. İyi akşamlar. Hoş geldin Halen. Hoş bulduk. Aramadın ya. Ya vallahi Fatih erken saldı. Ben de öyle kolayca geldim. Gel hadi otur hemen. Yelda, hadi Hale ablana bir tane tabak kap bakalım. Gel otur şöyle. Yok yok, aç değilim ben. Siz de çok geç saate kalmışsınız ya. Ağırdan aldık biraz. Belki gelirsiniz diye ama Umut yok. Sen de yemişsin. Tatlı var. İstersen getireyim. Hadi vallahi. Zahmet olmazsa yerim. Ayaklarım şişti bütün gün. Yoksa ben kendim alırdım. Zor zor. Bütün gün ayakta. Çok zor kızım. Kapıya da ben bakayım. Yok yok. Sen işine bak. Ben bakarım kapıya. Umut nerede? Umut eve gelmedi mi? Bir dakika, ben... ben Umut eve geldi sandım. Gelmedi mi? Oğlum, senle değil mi Umut? Zeliha anne şey dedi, doğum günü dedi, beraber olacaklar dedi. Ne olmuş? Umut kayıp. Ya kayıp falan değil. Değil kayıp falan. Yoldadır, şimdi gelir o. Ya Musa, bir de sen arasana. Ha, lütfen. Kapat kapat sen, bir de ben arayayım. Ya ne sen arayacaksın ya? Ozan mıyım ben? Açacak benim telefonumu. Ne demek açmamak ya? Açacak. Ne olmuş ki? Açmıyor mu hala? Niye kapıştı ki bunlar ya? Allah Allah. Ben Umut'u almaya gidiyorum. Abi, ben de geleyim mi? Otur oturduğun yerde. Ben geleyim. Ya ne geleceksin? Ne yapacaksın ki sen? Ben gideyim bakayım. İlla ki açacak o telefonu. Ayağa kaldır. Umut! Neredesin sen? Kafamı toparlıyorum biraz. Yok bir şeyim. Ya neyi kafanı topluyorsun? Neredesin kızım sen? Ya başı kesik tavuk gibi dolaştırma bizi ortalıklarda. İyice başına buyruk oldun ha. Tamam Musa. Geleceğim birazdan eve. Hayır. Ben gelip seni alacağım neredeysen. Gece gece. Dur durduğun yerde. Sen versene adresi kızım bana. Sahildeyim. Evet. Tamam.
Bir sen eksiktin. Affedersiniz, ben hala anlamadım demek istediğinizi. Boş ver canım. Önemli olan benim anlamam. Mesela Hakan için kapandıysa benim için niye kapanmasın, değil mi? İtin, kopuğun cirit attığı saatte böyle tenha yere gel. Aferin sana be! Aferin! Ya sen yaşadıklarından da mı ders almıyorsun be? Keyfimden geldim değil mi? Keyfimden kaçtım buraya. Telefonu sırf sen ifrit ol kap bıçağını gel diye açmadım Ozan'a. Ne oldu? Almadın mı bıçağını Musa? Ha dur dur. Bende vardır kesici bir şeyler. Umut! Umut ya Umut! Ağzından anca böyle tehditle çıksın Umut. Bir kere olsun arkasından nasılsın Umut? İyi misin? Keyfin nasıl gelmesin? Şu mahallede bile herkese abisin. Bir bana olamıyorsun ya. Ya yiğit kadar değerim yok gözünde. Ben mi söyledim babana? Ben mi söyledim babana annemle evlensin diye? Ha? Ya senin derdin ne benimle? Ya senin derdin ne benimle? Tutsana saçımı. Alsana saçımı Musa, tutsana saçımdan. Eve sürüklesene Musa. Sürüklesene beni eve. Hadi ya haddimi bildirsene. Haddimi bildirsene ya. Sen bildirmezsen ben kendimi nasıl bilirim yoksa? Neyin var? Anlatmayacak mısın mevzuyu? Tamam. Sıkıştırmayacağım seni. Ozan'a dalmalık bir mevzu var mı? Bari onu söyle. Ya kızım ne yapayım? Siz böyle üzülünce sanki böyle kapana kısılmış gibi oluyorum. Çaresizlik elimi kolumu bağlıyor işte. Umut, evdekiler merak etmiştir. Ha? Hadi gidelim. Musa, kimseye derdimi anlatacak durumda değilim şu an. Tamam. Ben evdekileri arayayım bir haber vereyim. Senle abi kardeş takılırız biraz. Ha? Sonra da millet yatınca gideriz eve. Olur? Sağ ol Musa. Ben bir şey yapmadım ki. Sustuk sadece. Halimi anladın ya. Daha ne olsun? Sen beni anladın mı? Düşündüm ki sert olursam sizi daha iyi koruyabilirmişim gibi geldi.
Benim de bu hayattan bulduğum çıkış bu. Keşke seni anlayabilsem. Keşke seni anlamam bazı şeyleri geri getirebilse. Keşke seni affedebilsem. Keşke sana baktığımda elleri yumuk yumuk bebekler gözümün önünden geçmese. Hale, günaydın. Ay, affedersin Musa. O kadar da sessiz davranmaya çalıştım. Yok ya, uyuyakalmışım. Zaten kahveye gidip açmam lazım. Sabaha karşı anca sızabildim. Hale, Umut iyi mi? Söyledim sana derdi neymiş? Bana sorma Musa. Onun söylemediği şeyi ben gelip sana söyleyemem. Ben de gidip ona bana derdini anlat diyemem. Nasıl diyeyim? Hangi yüzle? Kıza korkudan başka ne verebiliyorum ki? İçimde bir canavar var. Tutamıyorum işte bazen onu. Ama ben onun düşmanı değilim. Onun iyi olması için elimden ne gerekiyorsa... Yaparsın. Bilirim. Akşam işin var mı? Yok. Hayırdır? Şey, ben biraz erken çıkıyorum da bu akşam. O kafayla gelip eve kapanmak istemiyorum. Ben o zaman iş çıkışında geleyim. Seni alayım, belki bir şeyler yaparız. Heh, ben de onu diyecektim. Hadi bakalım madem. Görüşürüz. Görüşürüz. Havada güzel şansımıza. Parfüm kokuları da pek bir hoş oldu. Güzel mi? Gayet fresh. Ağır mı yani? Yok, ferah demek fresh. nereye götürüyorsun beni? Sortie'ye mi götürüyorsun? Ay yoksa Reyna'ya mı gitsek? Bak orayı da çok merak ediyorum. Takılıyorum, takılıyorum. Tamam, ben bir balık ekmeğe fitim. Her zaman nasıl böyle enerjik oluyorsun? İnsan senin yanında bütün yüklerinden kurtuluyor vallahi. Meslek hastalığı. Bir biz, bir de barmenler. Ya gerçi... Ben böyle soruyorum ama üzülmüyorsun değil mi? Yok. Ben 6 yaşımdan beri kabullendim durumumu. Annem olmadığını biliyordum Hatice annemin ama... ...böyle kabul etmek hoşuma gidiyordu. Yetimhaneden sonra neresi olsa sıcak geliyor insana. Peki
babalığım. Hiç ondan bahsetmedin. O da herhalde annem sayesinde evlat edindi beni. Ama yapamadı. İçi ısınmadı adamın, ne yapsın? Ama mekanı cennet olsun Hatice annem. Kızı gibi sevdi beni. Çocuğu olmuyormuş. Remzi amca gittiğinde de ben 8 yaşındaydım. Boşandılar. Sonra bir daha da ilgilenmedi bizimle. Annem öldüğünde de lise 2'ye gidiyordum. Yapma ya. Çok erken. Sonra işte devlet aldı beni. İTKK liseyi bitirdim. Sonrası da hayat işte. Peki annen, yani öz annen yaşıyor mu yoksa o? Bilmiyorum. Birkaç kere izini sürmeye çalıştım aslında ama başaramadım. Sonra da bıraktım zaten. Bulamamaktan tırsıyordum galiba. Bulup da hesap soramamaktan. Öyle bir yerlerde yaşıyor olduğunu düşününce sanki bir gün gidip hesap sorabilecekmişim gibi geliyor. Hoş artık, neyin hesabını verecekse. Öyle deme. Belki onun da anlatacakları vardır. Helal olsun sana be. 18 yaşından beri tek başına bu dinine yandığımın İstanbul'unda hiç kimseye eyvallah demeden kendi ayaklarının üstünde durmuşsun ya. Sana helal olsun. Ne diyeyim? Şapka çıkartacağım vallahi önünde. Yoruldun mu? Hayır ya. Vakit nasıl geçti anlamadım bile senin yanında. Vallahi ben de şaşkınım. Teşekkür ederim. Bana kendini anlattığın için. Zaman zaman düşünmedim değil acaba konuştuğum gerçekten sen misin diye. Yapma be. O kadar harcama beni. Yok be, takılıyorum. Şevk olsun diye söyledim. Diğer Musa'yı içinde sakla. Bu Musa'yı değil. Gelmiyor musun? Yok, sen gir. Ben bir kahveye bakayım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Seviyorum ben bu kızı ya. Ölümüne seviyorum. Ne o Musa? Hoca misali ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Lan deve kuşu gibi ayrı giriyorsunuz, biz görmüyoruz. El alem de mi görmüyor? Demezler mi evine sığınmış kıza? Baba! Sakın o lafı bitirme. Sakın! Laf da mı söylemeyeceğiz lan? Babayım ben, baba! Yakışıyor mu sana evine sığınmış kızın etrafında dolaşmak? He? Bu mu senin raconun? Neciyim lan ben bu evde, neciyim?